tavuklu mantarlı krep börek. İç malzeme 100-150 gram mantar, 1 parça tavuk göğsü, 1 adet soğan, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Krep için 2 su bardağı un, 1 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz. Beşamel sos için 1 yemek kaşığı bitkisel margarin, 1 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Üzeri için 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi. Evet, bu da benim sevdiğim bir tarif. Evet. Bugün böyle benim damak tadıma çalışmıştı. Çok mutlu oldum. Vallahi güzel. Sevdiğimiz yemekleri hazırladığımız için. Şimdi işte ilk önce bir yandan krebimizin harcını, hamurunu hazırlayalım. Bir yandan tavuklu mantarlarımızı soteleyelim. Sonra güzel bir buluşturma, üzerine bir beşamel sos. Oh, ve son vuruşla kaşar peyniri. Altın vuruş kaşar peyniri olacak. Altın vuruş kaşar peyniri olacak böyle. Ve fırına vereceğiz. Bir lezzetimiz olacak. Fırına vereceğiz. Peki. Evet. Şimdi iş bölümü yapalım. İş bölümü yapalım. Birimiz krebi hazırlayalım, birimiz krep soteyi. Sende, ben tamam. Onları doğrayayım. Unumuz ne kadar? Unumuz da yine 2 su bardağı. Burada ben bir yemek kaşığı kadar beşamel sos için ayırıyorum. Hatta birazcık daha alıyorum. Tamam. Bunu ayıralım. Bir yumurta alabilir miyim? Tabii. Ben kırayım. Evet, olabilir. Birazcık da tuz. Tuzumuz. Sabahtan beri tuz kullanmadık. Bir evet, geldi bugün hep şekerler gittik. Şimdi tuzluları da sıra. Evet, tuzluları da koyuyoruz. Birazcık daha koyayım. Tamam, yeterli olacaktır. 2 su bardağı sütümüzü. Bir koymuştum, bir daha koydum. Evet, aynen öyle. Şimdi bunları güzelce çırpıyoruz. Hadi bakalım, ben de artık doğrama işle başlayayım. Anca bitiririm. Programa başvurduğumda zaten herkese söyledim. Dedim ki söyledim şimdi mi? De çıkamazsam yani nasıl olacak bilmiyorum. Ondan sonra böyle bir biz ailece gülmeyi çok severiz. Ah maşallah. Ondan sonra böyle hatta takılıyordum ben artık şöhret oldum, ünlü olacağım işte hazır mısınız? İmzalı resimler size gelecek falan. Öyle aramızda, aramızda bayağı bir muhabbet olmuştu. Özellikle erkek kardeşimle güzel bir ana olacak inşallah bizim için. İnşallah. Şöyle ben şimdi bunu yaptım ama biraz daha buna un ekleyeceğim. Şu anda biraz cıvık geldi bana. Şurada da unum var. Ben sana gene buraya koyayım. Tamam. Birazcık tabağa ne kadar istersen oradan takviye yaparız. Un işi böyle. Tam evet. Ölçü vermek çok zor. Aynen öyle. Hiç çalıştın mı Sibel? Evlenmeden önce bir giyim mağazasında çalışmıştım. Ondan sonra bayan giyim üzerine. Orada bir yıl kadar çalıştım. Zaten o çalışma esnasında eşimle işte tanıştık, nişanlandık filan. Hızlı bir geçiş nişanlanınca oldu. Nişanlanınca düğün hazırlıkları için mecbur işten ayrıldım. Birazcık da ailemle vakit geçirmek için daha fazla. Çünkü ilk evlendiğim zaman ailem İzmir'de oturuyordu. Ha. Aynen öyle. İzmir'den İstanbul'a gelin geldim. Ha, oradan gelin geldim. Sonra ailem de taşındı gerçi. O zaman İzmir'de de bir hayatın var senin orada da. Ya İzmir'de de evet kuzenim falan orada oturuyor yani. Orada da bir yaşamışlığım var yani. Sen şimdi neredesin İstanbul'dan? Şimdi Bayrampaşa'da oturuyorum ben. Oo, Bayrampaşa'ya evet. Buradan selam. Biraz seninle ilgili bir şey duydum. Çok titizmişsin. Daha doğrusu böyle dağınıklık görmeye yani, çok gelemiyormuşsun evet, evde. Evet biraz sabah konuştuk Burcu Hanım'la. Şey, nasıl da iki çocukla evin dağınık olmaması değil yani. Ya titizlik değil de aslında dağınıklık bilmiyorum. Bu artık bir takıntı haline mi geldi ben de bilmiyorum ama. Evlendikten sonra mı oldu böyle? Ya evlendikten sonra ya genellikle düzenliydim. Yani daha doğrusu annem çok titiz ve düzenli bir biraz ondan insandı. Da gelmiş evet, olabilir. Ondan geçti yani. Hep öyle bir ortamda büyüdüğüm için olabilir. Ondan sonra. Mesela temizlik mi, dağınıklık mı senin dağınıklık. Şeyin? Dağınıklık. Hani ben mesela hep derim yani benim evim tozlu olabilir. Çünkü iki çocuğum var. Tabii. Hani her dakika ev süpüremem, silemem ama her şey yerli yerinde oldu mu ben mutlu oluyorum yani. Diğer türlü ya aslında ben de onu seviyorum ama bir süre sonra baktım mümkün değil yani. Bir şey koysam demir gene öbür yerden başka bir şey alıyor. Şimdi ufaklığın da böyle bir yetisi olmadığın için ama yani çocuklu evde çok zor toparlı olmak. O yüzden biraz mutlu olmak için dağınıklığa alışmak lazım. Yani tabii ki ister istemez oluyor. Şimdi oturma odası küçük oturma odamda genellikle çocuklar işte oyuncaklar. Onlara bir oda ayırıyorsun onlara evet. Ait. İşte orası genellikle hani dağınık oluyor.
Ama genel itibariyle yine her şeyin yerli yerinde olması beni daha çok mutlu eder. Bizim mesela mutfak her yerden oyuncak çıkar, hamur çıkar. Yani ister istemez biz orada vakit geçince çocuk da orada vakit geçiriyor. Ve çocuğa demiyorsun ki burada oyuncağın mı olmasın diyemezsin. Muhakkak. Hele şimdi sizin çocuklarınız yaşında daha işte çekmeceden oyuncak çıkabilir. Her yerden. Umurmadık bir yerden çantandan oyuncak çıkabilir. Çıkar. Evet. Çantadan çıkar. Her yerden her şey çıkabilir yani. O geçen yüzden baktım. Oyun hamurlarını almış duvarlara yapıştırdı. Bir an şöyle oldum ama dedim ki olsun. En azından boyamıyor. Evet. Hamur çıkar ne olacak ki? Bunu da minik minik küp küp. Aynen. Doğruyorum. Ben şimdi krepimi koymadan elmalı tartlarımı fırından alacağım. Hadi sen ona bak. Evet. Tamam. Ben yanmadan de tavuklarımı atıyorum. Olsun. Olmuş mu? Evet, harika olmuş. Dediğim kıvam buydu işte yani. Bak, çok kızarmayacak, çok tatlı bir sarı rengi oluyor. Süper. Orada dursun. Evet, sonraları servis ederiz. Soğumaya bırakıyoruz. Acıktık mı yine? Şu şekilde. Evet, kokular. Sular acıktı mı sen? Kokular acıktırdı. Vallahi. Yemek seven biri olarak yemek yemeyi de yapmayı da çok severim. Bazıları şey evet diyor, ben biraz onda şaşırıyorum. Tatlı sevmem. Allah aşkına tatlı nasıl sevilmez? Çok şaşırıyorum. Tatlıyla aram yok. Ya tatlı nasıl aram evet, yok? Yani, nasıl oluyor acaba? Çay yalnız başına içilen bir şey değil yani. Kesinlikle. Benim çayı sevmeyen arkadaşlarım da var. Çay nasıl sevilmez? Sabah kahvaltısında ne içiyorsunuz acaba? Yorgunluk. Yorgunluğa birebir. Değil mi? Çay. Yani biz hani Karadenizli olarak da zaten çok tüketiyoruz. Ama gerçekten güzel bir içecek yani. Bunları buraya alacağım ki mantarlarımı. Tamam. Doğrayayım. Ben bir yandan şuna da bakıyorum şimdi. Şöyle birazcık daha bunun olması gerekiyor. Güzel oluyor. Kreplerle hiç fire vermedik. Evet birazcık daha olsun. İyi gidiyor. Bunu biraz açayım, bu minik bir ocak. Olur. Sen nerede istersen bunu karıştır. Tamam, ben karıştırırım. Siz mantarları doğrayın. Şimdi mantarları kullanacak mıyız? Biraz fazla geldi gözüme şu an. Doğrayayım biraz bakalım. Hadi biraz doğrayalım. Hepsi fazla gelebilir aslında. Biraz büyüklerinden bakacağım. Burada güzel beşamel sos çok yakışıyor. Kesinlikle. Fırında da çabuk pişecek. Hepsi pişmiş çünkü. Kesinlikle. Fırında sadece fırındaki aşamamızda kaşar peynirinin erimesi, hafif bir kızarması. Şimdi mesela bunu bu şekilde hazırlayabilip, mesela ben öyle yapıyorum misafirime yapacağım zaman. Hazırlıyorum her şekilde. Ne yapıyorsun? Dolaba mı atıyorsun? Dolaba koyuyorum. Beşamel sosunu da kaşar peynirini koyuyorum. Üzerini streçliyorum. Geleceği zaman. İşte yemek esasında misafirim geldi. Yemek masa hazırlanmaya başladı. O anda hemen sıcak fırına atıyorum. Sıcak servis yapmak istiyorsun tabii. Çünkü ya bazı şeyler sıcak yenmeli. Evet. Ama işte hazırlayıp atmak çok büyük pratiklik. Evet. Bunları böyle doğruyorum. Daha da küçültmüyorum çünkü bunlar biraz küçülüyor pişince. Evet. İyi, daha bile mantarlar da güzelmiş, bembeyaz değil mi? Evet, mantarlar gibi güzel, evet. Mantar çok su bırakır. Kesinlikle. Kısık ateşte özellikle pişirirseniz çok su veriyor. Ama biraz yüksek ateşte hemen bu sefer daha yumuşak oluyor. Suyunu vermediği için, içinde kalıyor suyu çünkü. Hı-hı. Bugün güzel bir uyum yakaladık. Evet. Şimdi bu aşamada ben biberleri de ekleyeceğim. Tamam. Mantar çünkü hemen şey olduğu için. Ben bazen soğanla biberi birlikte kavuruyorum. Soğana biraz o kırmızı biberin rengi de geçiyor. Evet. Bir güzel oluyor sanki. Aynen öyle. Bazı zamanlar ben de yapıyorum öyle. Ayrıca ben soğan yanmasın diye. Ben çok kullanıyorum zaten. Hmm. Bütün yemeklerime hemen koyarım. Evet. Daha hoş bir lezzet kapya veriyor. Kapya biber deniyor. Evet, kapya biber deniyor da ben kırmızı biber ağzım diyorsun. Kırmızı biberi alışkın. Diye. Sanıyorum birkaç tane daha yapsam yetecek. Evet, çok evet da yeterli. Tadı baskılamasın. Aynen öyle. Hop, şöyle bir aksilik geçirdik. Bu da oldu. Üçüncü krepimiz de hazır. Tamam. Bir tane daha mı yapıyorsun? Evet. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Mis gibi oldu mantarlarım. Evet. Bugün çok güzel doğradım. Değil mi? Harikasınız. Bak, jilet. Özlemişim. Genelde yöre yemeklerini tabii şeyler, konuklarım daha hakim olduğu için onlara daha az yardım edebiliyorum. Evet. Nasıl yapılacağını onlar daha iyi biliyor. Muhakkak. Ben de böyle bildiğim bir şey olunca biraz heveslendim. Oh.
Mis. Bunun birazcık daha yine zamanı var. Ben biraz aceleciyim. Sen mi ben mi? Hangimiz acaba daha tezcanlı? Hiçbir şey bekleyemiyorum. Ay, hiç öyle? Bekleyemiyorum. Hiç hayatta böyle en sevdiğim şeyleri beklemek. Bir yere gideceksem hemen gideceğim. Yapacaksam tabii, hemen yapacağım. Ama gel gör ki çocuklar böyle olmuyor. Burada yine eşimi kulaklarını çınlatıyorum. Ha, ne diyelim ona? O beni çok bekletir. Genelde mesela bir yere gidecektik. Ne genellikle uzun rotar, rotarlı gelir yani. Yok dışarıdaysa mesela. Ha, işten eve gelmesi falan. Buluşacağız falan fıstık. O şekildeyse genellikle bir rotarı vardır ama ona hazır alıştım mesela. Ben atıyorum bir saat sonra gelirim diyorsa eşim, ben iki saat diyorum garajda. Ben de onu yeni yeni çözdüm eşimle. Mesela 10 dakikaya 5 dakikaya kapıdayım diyor. O 10 dakika bir saat zaten. Bir saat. En az 40 dakika. Hiç net. Yani gerçi o. Hani şimdi eşimin hakkını yemeyeyim yani, öyle dakik olan bir bey de ben hiç rastlamadım. Çok nadirdi. Hani 10 tanenin içinde bir ben tane. Ben rastlamadım. Bizde mesela akşam eşim Kavacık Spor'da oynuyor. Buradan Kavacık Spor'a da selam gönderirim. Ay bugün ne kadar çok selam gönderdim. Böyle akşam antrenmanları oluyor. Geç geldiği zaman tabii çocuklar oyunca hani kapı çalmasın diye. 5 dakikaya kapıdayım. Kapıyı aç geliyorum diyor, zil çalmasın diye. Açıyorum, bekle yok. Kapatıyorum, osuruyorum. Acaba geldi mi? Geri gidiyorum. Oluyor sana evet. 40 dakika işte. Ya bence erkeklerle bayanların zaman dilim anlayışı farklı. O yüzden biz evet. O konuda anlaşamıyoruz. Onlar bizim kadar tezcan değil galiba. Kesinlikle daha rahatlar. Ama iyi ki varlar. Toparlamamız lazım bir yerde konuyu. Kesinlikle. Şimdi. Eşim iyi ki var hayatımda yani. Oh, eşleri iyi ki var. Pastane açacağız biraz. Kız dur doğru. Eşlerimizi çok seviyoruz. İyi ki varlar. Evet. Yani dakik olmaları burada çok önemli değil. Eşime selamlar gönderiyorum. Selam selam, pastane açacağız. Selam gönder. Evet. Kreplerimiz pişiyor. Aynen. Bu da sotelense. Evet. Sonra beşamel sosumuz yapacağız. Aynen öyle. Margarinimi alıyorum. Bir yemek kaşığı unumu şimdi yağda kavuracağım. Tuzumuzu atayım. Karabiber. Unum da oldu. Ben şimdi sütümü tamam. Ekliyorum. Şöyle. En son tarifimizde de bir kıtır ekmekli salata var. O çok evet, daha kolay. Çok kolay. O onu şöyle bir yarım su bardağı daha. Bir şey olduğu için. Evet. Bu şekilde. Pelin Hanım buna da biraz tuz ekleyebilir misiniz siz de zahmet? Yine onun diyorsun ya. Ay özür dilerim. Pastaneye nasıl açacağız biz o zaman? Pelinciğim canım benim. Anne yardım etti mi çocukları büyütürken? Ya, yanında aynen, mıydı? Aynen kayınvalidem. Hepsi ay Allah razı olsun. Allah razı olsun. Onlar olmazsa çok zor çocuk büyütmek. Kesinlikle olmaz. Aynen öyle. Eşim en başta tabii büyük yardımcı. Tabii tabii en çok eşin. En çok eşin çok yardım etti çocuklarda. Evet, tabii tabii öyle evet. Diyeceğiz şu an. Gece, olmasa da öyle diyeceğiz. Gece mesela kalkar hani mıydı? Kalkardı. Aa, çünkü iki tane olunca hani mesela bebek oğlum uyanıyor. O arada kızım da mesela uyanıyor. Ha, ya su doğru. İstiyor ya süt istiyor. Doğru. O şekilde mesela ben birine bakıyorsam eşim diğerine bakıyordu. Kesinlikle kalkardı ve hiçbir zaman Allah razı olsun. Yani mızmızlanmazdı yani oyunun evet, hakkını tabii, yemem. Evet kalkması olay değil, bir de mızmızlanmaması lazım evet, sonrasında. Aynen öyle. Yani çevremdeki herkes yardımcı durumda, işte kayınvalidem olsun, kayınpederim olsun, hepsinden Allah razı olsun. Annem, şanslı babam. Şanslı gelirsin valla. Evet şanslıyım. Sevilirim. Ben de çok seviyorum onları oh, yani. Oh ne güzel. Şimdi yemeğimizi birleştirme aşamasına evet, geldik. Evet beşamel sosumuz da oldu. Karabiber. Karabiberini ekleyelim. Ağzını kapattıktan sonra koyuyoruz değil mi? Evet evet. Çok koymayayım. İçinde de var evet, ama birazcık daha alabiliriz. Sen bana. Karabiber seviyorsun. Evet abi, biraz seviyorum. Yakışıyor beşamel sosa. Şimdi 4 tane krepimiz var. İlk önce şu tavayı şöyle eşit şekilde daha komik için. Planlı kadın. Dörde. Daha tavada böldü işi. Bölüyorum. Evet. Hak geçmesin. Hak geçmesin diye. Birinin içi az, birinin içi çok olmasın. Orantıyı sağlayalım. Şöyle dörde böldükten sonra başlıyoruz. Bir tabak verir mi? Orada yapar mısın? Burada da yapabilirim. Tamam, hiç sıkıntı yok. Şöyle koyalım. Önce onu koydum. Çok suyunu almayalım değil mi? O evet, çok evet. Duyumuşatmasın. Çok aşırı kuru tabii şey olmasın. Hamurumuzu üstüne beşamel sos geleceği için zaten bir ıslak olacak yani hı-hı. Tadında. Şu şekilde yaptık. Sonra, yuvarlak krebin ortasına koydun. Aynen öyle. Hı-hı. Şu şekilde bohça yapar gibi. Yapıyoruz. Kare. Sonra ters çevirip şöyle borcumuza koyuyoruz. Yapmak ister misiniz? İstemez miyim?
bakalım. Evet, gitsin fırına. Fırına gitsin. Sen bana fırın açarsan. Ben de. Dediğimiz gibi belki bir 15 dakikada falan sanıyorum pişmiş olur. Aynen öyle. O kadar bile sürmeyebilir. Kaşarlar eriyince. Kaşarlar eriyip kızardı ama pişmiş demektir. Alacağız. Zaten diğer malzemelerin hepsi pişmiş. Gelelim. Burada bir yarım kalan yemeğimiz vardı. Olur. Şuraya koyayım hatta. Turtalarımız gördüğünüz gibi çok güzel. Kafesli şekilde pişti. İstediğimiz renk bu değil mi? Aynen. İstediğimiz renk bu. Pudra şekerini de alacağım. Pudra şekeri alın. İlk önce şöyle İstersen... kalıplardan çıkaralım. Önce kalıptan çıkartıyorsun. Evet. İlk önce kalıptan çıkaralım. Yağladık ya. O kadar kolay çıktı ki kalıptan. Aynen öyle. İşte yağlamasak. Kesin kahve yapmamız lazım. Evet. Yanına. Efendim buyurunuz. Elmalı mini turtalarımız evet, hazır. Çok güzel oldu. Ortalığı toparlayalım, salatamıza geçeceğiz.